Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metinle daha çok ilişkilendirilebilir? Kur'an-ı Kerim imanımızı diri tutan ve bizi Allah'a yaklaştıran ibadetleri emretmiştir. Namazı nasıl kılacağımızı, orucu nasıl tutacağımızı, zekatı nasıl vereceğimizi, haccı nasıl yerine getireceğimizi, Rabbimize nasıl ibadet edeceğimizi ise bize Peygamberimiz yaşayarak öğretmiştir. Kur'an, iyiliği emredip kötülüğe karşı çıkmayı, hak ve hakikati savunmayı, güvenilir olmayı, şefkat ve merhameti emretmiştir. Bu erdemleri yaşayarak nasıl iyi bir mümin olunacağı konusunda ise Peygamberimiz hepimize örnek olmuştur. Yukarıdaki parçada, yukarıdaki metinde Kur'an-ı Kerim'in imanımızı diri tutmamızı ve bizi Allah'a yaklaştıran ibadetleri emrettiğinden bahsetmiş. Yani Kur'an'da esaslardan bahsedildiğiyle alakalı bilgi vardır. Fakat örneğin namazı nasıl kılacağımızı, orucu nasıl tutacağımızı, zekatı nasıl vereceğimizi Peygamber Efendimiz'den öğrendiğimizden bahsetmiş. Burada da bahsedilen kavram sünnet kavramıdır. Peygamberimizin farz ve vacipler dışında ibadet amacıyla yapmış olduğu güzel iş ve davranışlardır. Yani Kur'an ve sünnet İslam'ın temel kaynaklarıdır olacaktır. Kur'an iman, ibadet. Aşağıdakilerden hangisi bu tür ayetlere örnek oluşturmaz? Sünnetin temel bir kaynak olarak görülmesi, genelde Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'e itaat etmeyi emreden ve onun örnek alınması gereken biri olduğunu vurgulayan ayetlere dayandırılmıştır. Nisa suresi 80. ayet, kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse biz seni onlara bekçi göndermedik. Yukarıdaki parçada sünnetin öneminden bahsetmiş. Sünnet ibadet amacıyla Peygamber Efendimizin yapmış olduğu güzel iş ve davranışlardır. Farz ve vacipler dışındaki ve Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'e itaat etmekle alakalı bilgi verildiğinden bahsetmiş. Bu paragraftan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kur'an İslam'ın ana kaynağıdır ve onu en iyi anlayan ve aşağıdaki hadislerden hangisi bu parçanın ana düşüncesine örnek oluşturur? Kur'an-ı Kerim'in ilkelerinin öğrenilmesinde ve dinin anlaşılmasında sünnetin önemli bir yeri vardır. Çünkü Hz. Muhammed'in ortaya koyduğu uygulamalar ve söylediği sözler hem ayetleri açıklar hem de Kur'an'da yer alan ibadetlerin nasıl yapılacağını, dini ve ahlaki ilkelerin nasıl yerine getirileceğini öğretir. Hac ile ilgili yapacaklarınızı benden öğrenin. Yukarıdaki açıklamada Kur'an-ı Kerim'in ilkelerinin öğrenilmesinde, dinin anlaşılmasında Peygamber Efendimizin sünnetinin büyük önemi olduğundan bahsetmiş. Yani ibadet amacıyla yapmış olduğu güzel iş ve davranışların önemli olduğundan bahsetmiş. Kur'an-ı Kerim'de bazı ibadetlerle ilgili açıklamalar olduğundan bahsetmiş. Fakat o ibadetlerin nasıl yapılacağını, nasıl uygulanacağını bu paragrafta açıklanan konu aşağıdakilerden hangisidir? İslam dininin temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. O bütün insanlığa gönderilmiş ilahi bir rehberdir. Kur'an-ı Kerim'in amacı tüm insanlığa doğru bilgi, doğru inanç ve doğru davranışlar kazandırmaktır. Bu amacın gerçekleşmesi ancak onun iyi anlaşılması ile mümkündür. Yukarıda İslam dininin temel kaynağının Kur'an-ı Kerim olduğu son ilahi kitap olduğundan bahsetmiş. Yüce Allah insanlık tarihi boyunca çeşitli topluluklara ilahi kitaplar göndermiştir. Kur'an-ı Kerim de Allah'ın göndermiş olduğu son ilahi kitaptır. Aynı zamanda İslam dininin temel kaynağıdır. Ve burada yukarıda da bu bilgiyle alakalı açıklama yapılmış. Kur'an-ı Kerim dinimizde emredilen ibadetlerin neler olduğunu açıklar demiş. İbadetle ilgili bir şey söylememiş bu olmayacaktır. Kur'an-ı Kerim kainatın ve varlıkların yaratılışı ile bilgiler vermektedir demiş. Böyle bir şeyden de bahsetmemiş. Kur'an'ı doğru anlamak, dinin temel amaçlarını doğru kavramamız. Bu paragrafta sünnet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Peygamber Efendimiz